Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Başlangıç seviye, Arapça modern metinler dersimizin kitabı olan Kitabul Kıraati El-Müstevel Mübtedi, başlangıç seviye Arapça modern metinler eserimizin ikinci dersindeyiz ki Ders Sani, İkinci ders, Ailetün Nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi. Ailetü, değil mi? Aile. Biz Türkçe'de kullandığımız bir ifade, aile. Burada izafet tamlaması var, isim tamlaması, izafet var. Ailetün Nebi'yi. Peygamberin ailesi. Peygamber de kimdir? Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, aile efradı. Es'eletu ma kablel kıraati. Okumadan önceki sorular. Eyne ta'işu ailetuk. Ailen nerede yaşıyor? Buna cevap olarak ne deriz? Ta'işu, aileti, ailem yaşıyor. Fi İstanbul veya fi Tekirdağ veya fi Trabzon gibi. Nerede yaşıyorsa. Kem, kaç, şahsen, kişi, kaç kişi vardır fi ailetik, ailende. Ailende kaç kişi bulunmaktadır? Ne diyorsun? Fî aileti hamsetü eşhâsın. Ailemde 5 kişi bulunmaktadır. Mâzâ ya'melu vâliduk? Baban ne yapıyor? Ne iş yapıyor? Ya'melu vâlidi fil müsteşfâ diyebilirsiniz. Babam hastanede veya fil camia veya fil medrese veya fil masnah. Masnah neydi? El masnah? El masnah fabrika. Evet. Ya'melu ebi fil masnahi. Babam fabrikada çalışıyor. Kem ahen. Kaç erkek kardeş? Uhten. Kaç kız kardeş? Leke veya leki. Senin için vardır. Senin vardır. Senin kaç kız ve erkek kardeşin vardır? Li benim vardır. Ehun vahidun bir erkek kardeş ve uhtani iki kız kardeş vardır diyebiliriz. Herkes kendine göre. Evet, ikra in nassa metni oku. Öyle metin ki el ati aşağıda gelen metni oku. Sümme sonra da ecip cevap ver. Anil esileti sorulara cevap ver. Evet arkadaşlar, Arapça kelimelerden oluşuyor demiştik. Kelime ne demekti? Kelime bir mana ifade eden lafızlar idi. Kelimelerimiz 3 kısımdı: isim, fiil, harf. İsim zamanla alakası olmadan bir mana ifade ediyordu. Fiil 3 zamandan biriyle irtibatlı olarak bir mana ifade eden, bir iş, bir oluş bildiren kelimeydi. Harf de kendi başına bir mana ifade etmeyip fiil veya harfin yanında gelerek bir mana ifade eden kelimelerimizdi. Ve kelimelerden cümlelerin oluştuğunu söyledik. İsim cümlesi, fiil cümlesi, isim cümlesi arkadaşlar isimle başlar. Ve isim cümlesinin öğeleri nedir? Müpteda ve haberdir. Fiil cümlesi fiille başlar. Ve fiil cümlesinin öğeleri fiil, fail ve meful şeklindedir. Bunları Türkçe'ye duyarlarsak şöyle diyelim. Yani bizim Türkçe'de özne olarak kullandığımız şey arkadaşlar özne diyebildiğimiz şey faildir ve müptedadır. Genel olarak konuşuyorum. Ve bizim yüklem olarak bildiğimiz şey haberdir, fiildir. Tamam. Evet, Resulüne, peygamberimiz
isimle başladı değil mi? Dolayısıyla cümle nedir? İsim cümlesidir. Ve isim cümlesinin ilk öğesi neydi? Müptedaydı. Resulüne, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismuhu, onun ismi nedir? Muhammedun Muhammed'dir. Evet. Resulüne müptedadır. İsmuhu Muhammedun komple haberdir. İsmu validihi, babasının adı Abdullahi Abdullah'tır. İbnu Abdülmuttalib, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'tır. Birleştirirsek Abdullah İbnu Abdülmuttalib, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'tır. Babasının adı Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'tır. Ve ismi ümmihi Aminetu bintu Vehbin. Annesinin ismi ve ismi ümmihi, buradaki vav atıftır. Annesinin ismi, yani ismi ümmihi Aminetu Aminedir. Bintu Vehbin. Vehbin kızı Aminedir. İsmi ceddihi, dedesinin adı Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'tir. Bakın hep isimle başlıyor cümlelerimiz. Yani müptela oluyor. Daha sonra da nedir? Haberi geliyor. Yani yüklemi geliyor. Türkçe'ye göre arkadaşlar özne ve yüklem. Vesmu ceddetihi, evet, dedesinin ismi Fatımetu Fatıma'dır. Nenesinin ismi vesmu ceddetihi, ceddün dede, ceddetün nene. Nenesinin ismi, babaannesinin ismi Fatımetu Fatıma'dır. Resulüne, Peygamberimiz Muhammedin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem minden. Min ne manasını arkadaşlar? Harf-i cerdir. Harf-i cerler ba, min, ila, an, ala, lam diye devam eden 20 harf-i cerimiz var. Bunların meşhurlarından birisi de mindir. En meşhuru ba, ikincisi min, ila diye devam ediyor. Min'in manası den demektir. Den. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min kabileti Kureyş, Kureyş kabilesindendir. Ve hiye, bu Kureyş kabilesi, arkadaşlar zamirdir hiye. Zamire ne lazım? Bir zamirin döndüğü bir yer lazım. Burada hiye denilen vakitte kabileye gidiyor. Zamirleri öğrenmemiz önemlidir. Zamir munfasıllar vardır, zamir muttasıllar vardır. Zamir munfasıllar hüve, hüma, hüm, hiye, hüma, hünne diye çekimlerini yaptığımız, ene, ben, ente, sen, bayan için enti, evet, sonra o derken de işte hüve ve hiye'yi kullanıyoruz. Hüve'yi kime? Erkeğe, hiye'yi de bayana. Evet, kabiletün ve hiye bu. Evet, kabile. Kabiletün, arabiyetün, meşhurutun. Meşhur Arap kabilesidir. Vülide doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede doğdu? Bi Mekke'tel mükerremeti, Mekke-i mükerremede doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. Amile çalıştı. Burada gizli özümüz var. Vülide hüve. Peygamberimiz doğdu. Amile hüve. Peygamberimiz çalıştı. Nerede? Firra'yi, evet, çobanlık mesleğinde, çobanlıkta çalıştı. Sümme sonra fit ticaret, sonra da ticarette çalıştı. Yani çobanlık yaptı ve ticaret yaptı. Mate, vefat etti hüve, Peygamberimiz sallallahu nebiyyuna. Burada hüveye gerek var mı? Yok. Niye? Fail açıktan gelecek şimdi. Mate, vefat etti kim? Arkadaşlar, mate fiildir. Öyleyse cümlemiz fiil cümlesidir değil mi? Fiile ne lazım? Bir fail lazım. Kim sorusu soruyoruz. Kim vefat etti? Nebiyyuna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Nerede vefat etti? Fi, de, da demek. Fil medinetil münevvareti, Medine-i Münevvere'de vefat etti. Kâne idi sinnuhu, Peygamberimizin yaşı vefat ettiğinde 63 yaş idi. Peygamberimizin yaşı
63 idi. Düfine defin edildi. Nerede? Kim defin edildi? Peygamberimiz hüve. Gizli. Öznemiz var, failimiz var. Nerede? Zarf değil mi? Fil Medine'tin münevvereti. Nerede, ne zaman sorulan cevabı zarftır. Evet. Medine-i Münevvere'de defnedildi. Ailetün Nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi kebiratün büyüktür. Tetekevvenu oluşur. Tetekevvenu oluşur. Hiye o aile, faili hiyedir. Nereden oluşur? Evet, min selâseti evladin veya kimden daha güzel, kimlerden oluşur? Min selâseti evladin, üç erkek çocuktan ve erba'i benâtin ve dört kız, üç erkek, dört kızdan oluşmaktadır. Evet. Zevcâtuhu, Peygamber Efendimizin eşleri, zevceleri, hünne onlar, onların isimleri, Hatice'tü, Sevde'tü, Aişe'tü, Hafsa'tü, Zeynep'u, Hindu ve Hindu, evet vavları burada unutmayalım, ve Hindu, ve Cüveyriye'tü, ve Safiye'tü, ve Ramle'tü, ve Meymune'tü, ve Mariye'tü diye Peygamberimizin eşlerinin isimleri bunlardır. Velehu selâsü evladın. Velehu, onun vardır Peygamberimizin. Selâsü evladın, üç çocuğu vardır. Erkek çocuğu vardır. Hüm, onlar. El-Kasimu, Kasım. Ve Abdullahi, Abdullah. Ve İbrahimu, İbrahim'dir. Ve benâtuhu, evet kızları. Hünne, o kızları, Zeynep'u ve Rukiye ve Ümmü Gülsüm, Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm'dür. Ve Fatıma'tu ve Fatıma'dır. Velin Nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vardır. Semaniyetü ahfadin, 8 torunu. Evet, hafid, torun demek. Ahfad, ne de torunlar demek. Aynı şekilde velet, erkek çocuk demek. Evlat, erkek çocuklar demek. Bint, kız demek. Benat, kızlar demek. Hüm, onlar arkadaşlar, Peygamber Efendimizin torunları. Aliyun, Ali ve Ümame, Ali ve Ümame ve Hüma, bu ikisi Ali ve Ümame. Ebna-u Zeynep'e, Zeynep'in, Ebna-u Zeynep, Zeynep'in oğullarıdır, iki oğludur. Evet. Bunlar Zeynep'in oğullarıdır. Evet. Ve Abdullahi, Abdullah. Hüve, o Abdullah da İbn-i Rukayye. Rukayye validemizin oğludur. Vel Hasenu, vel Hüseynu ve Muhsinun. Evet. Ümmü Gülsüm ve Zeynep'u. Hasan, Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm, Zeynep. Bunlar da Hüm Ebna'u Fatıma. Fatıma validemizin, bunlar çocuklarıdırlar. Evet. Velehu, Peygamberimizin vardır. Haşşe ehad aşar ammen, 11 amcası vardır. Ve sittu ammatin, ve 6 halası vardır. Ammun, a'mam. Ammetun, ammat. Ammun ne demek? Amca. Ammetun, hala. Cemisi ammatun, halalar. Min e'mamihi. Şimdi ammunun cemisi geldi. Amcalarındandır. Hamze, Hamze, Hamza. Vel Abbas, Abbas. Ve Ebu Talib, Ebu Talib. Ve Ebu Leheb, ve Ebu Leheb amcalarındandır. Velin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin vardır. Halun vahidun. Bir halun dayısı. Öyle dayısı ki havahidun, bir dayısı vardır. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir dayısı vardır. İsmuhu, o dayısının ismi Abdüyağuz Sübnü Vehbin'dir. Evet.
Abdü Yavuz. Yavuz ne? Evet, Yavuz put ismidir. Abdü Yavuz İbnu Vehbin. Evet, Vehbin oğlu Abdü Yavuz'tur. Ve haletani, iki de teyzesi vardır. Hüma, o teyzeleri Fahitetu, Fahite ve Feri'a ve Feri'a'dır. Fahite ve Feri'a adında da iki de Peygamber Efendimiz'in teyzeleri vardır. Birçoğunuz diyor ki hocam biz bu kadar torunu olduğunu, bu kadar işte teyzesi, halası olduğunu bilmiyorduk. Evet, şu anda öğrenmiş oldunuz, artık üniversitelisiniz. Üniversiteli olunca daha küçüklükte öğrendiğiniz bilgilere ilave bilgiler inşallah öğreneceksiniz. Allah nasip ettiği sürece. Peki birkaç soruya cevap verelim. Ecib an esiletil atiye. Ecib cevap ver. Neye cevap ver? An esileti sorulara. Öyle sorular ki el atiyeti gelen. Atiye gelen demek. Aşağıda gelen sorular cevap ver. Men nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Cevabımız ne olacak? Buraya yazın. Aynı nebiyyuna. Evet, siz yazın. Şöyle ben yazmayı deneyim. Mouse'u zor oluyor ama. Evet. Nebiyyuna. Nebiyyuna. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir? Muhammedun. Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdilik harekeli yazabilirsiniz ama ilerleyen süreçte artık hareke mevzunu yavaş yavaş ne yapmanız gerekiyor? Unutmanız. Yani harekeleri artık kendiniz bileceksiniz. Fakat bu 3-5 ay sonra olabilir. Şimdilik inşallah yine harekeyle yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Arapçanın özelliği budur değil mi? Harekesi okuyabilmek. Hocam nasıl okuyacağız? İşte bu zamanla okuyor okuyor kelimeleri, kalıpları öğrenerek işte emsileyi niçin biz önem veriyoruz kalıplara? O kalıpları bilmemiz lazım. Binadaki 35 bab ki bunun ilk 20 babı önemli. O 18-20 babı iyi bilmek lazım ki o kalıplara göre dilimizi alıştırarak, manaları çözmeye çalışarak Arapçayı inşallah yavaş yavaş halletmeye, çözmeye, anlamaya çalışacağız. Evet, ikinci sorumuz. Es-sual es-sani. İkinci soru. Mesmu ceddi Rasulina sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesinin ismi nedir? Evet, ne diyeceğiz? İsmu ceddi Rasulina sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz dedesinin ismi Abdul. Evet. Abdul Muttalib. Arkadaşlar ben burada mouse'u zor yazıyorum. Siz güzel yazın. Tamam. Abdul Muttalib kimmiş? Abdul Muttalib'miş. Kem adedu ebnai nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve benati. Peygamberimiz sallallahu Muhammed peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evet erkek çocukları ve kız çocukların sayısı nedir? Ne diyeceğiz? Adedu ebnaihi sallallahu aleyhi ve sellem selasetün. Erkek çocukların sayısı 3'tür. Ve adedu benatihi sallallahu aleyhi ve sellem kız çocukların sayısı nedir? Arkadaşlar, erbaatun 4'tür. Bunun cevabını metnin içinde bulabiliyoruz değil mi? Kem adedu ahfadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evet torunlarının sayısı kaçtır? Hemen burada göreceğiz. Ne diyoruz? Evet. Adedu ahfadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 8 ahfad. Evet. Peygamberimizin torunlarının sayısı 8. 8 torundur. Evet. Eyne maten nebiyyü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve eyne düfüne. Hemen metinde bulacağız değil mi? Mate. Evet. Maten nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Fi. İlk önce ne okuyalım? Evet. Mate. Vefatını sormuş öyleyse. Hemen diğer metinde göreceğiz değil mi? Maten nebiyyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fil medinetil münevvereti Medine-i Münevvere'de vefat etti diyeceğiz. Ve düfine fihi
fiha ve düfine fil medinetin münevvere ve Medine-i Münevvere'ye defin edildi. Kem ammen linnebiyyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kaç amcası vardır? Söylemiş değil mi? Linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin vardır. Evet. Ehade aşara ammen, 11 amcası vardır diyoruz arkadaşlar. Evet, kitabın diğer sorularını da arkadaşlar çözmeye çalışıyoruz. İnşallah sorularınız olursa YouTube kanalımızda yorumlar kısmına anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Veya retutal@hotmail.com mail adresinden de bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Derse katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim faydalı, hayırlı, bereketli ilimler nasip eylesin inşallah. Derslerimizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Ve arkadaşlarımıza da bu konuyla alakalı olan, özellikle başta hazırlık okuyan, Arapça okuyan, modern metin başlangıç seviye okumak isteyen arkadaşlarımıza inşallah ne yapalım? Haberdar ederek onların da derse katılmalarını, bu kanaldan, bu derslerden istifade etmelerine vesile olalım inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.